Evet arkadaşlar, hazır mıyız? Yavaş yavaş başlayalım mı? Hazır mıyız? Evet. Çok kıymetli Gençlik ve Spor Bakanlığımızın Süleyman Paşa İlçe Müdürümüz Sayın Hüseyin Mutlu, basınımızın gözünde temsilcileri, hanımefendiler, beyefendiler, Tekirdağ Süleyman Paşa Handball anonim şirketimizin çok kıymetli hocası ve oyuncularımız, hepiniz bugünkü toplantımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sağ olun, var olun. Kıymetli basınımız, bugün sizlere Tekirdağ'ımızın Süper Lig'de temsilcilerimiz olan buradaki güzel bayanlarımızı tanıştırmak istiyoruz. Sizlerin vasıtalarınızla bütün Tekirdağ'a, yüz binlere, milyonlara kendilerini tanıtmak istiyoruz ve bundan sonraki olayları, haberleri, yorumları iletmelerinizi rica ediyoruz. Bugünkü kahvaltımızın birinci temel amacı budur. Kaynaşma toplantımız, tanışma toplantımız olacaktır inşallah. Bu Tekirdağ'da handbolumuzun şöyle bir hikayesi var. Tekirdağ'da henüz tam tanınmıyor. Bundan 3 yıl önce Tekirdağ spor olan handbol takımımız Malkara 14 Kasım handbol takımıydı. Birinci ligde oynuyordu. Bir takım zorluklar geçiriyordu. Tekirdağ spor olarak biz 3 yıl önce Malkara handbol takımını kendi bünyemize kattık. Sağ olsunlar, güzel çalışmalarından dolayı ikinci yılda başarı gösterdiler. Süper Lig'e yükselme başarısını elde ettiler. Geçen sene de yine ilk yılda Süper Lig'de olmalarına rağmen Süper Lig'de tutundular, kaldılar. Kendilerini bir kez daha kutluyoruz. Şimdi bu yıl yine Süper Lig'de oynuyorlar. Geçen yıldan sadece aramızda 4 tane oyuncumuz var. Onun dışındaki diğer tüm oyuncularımız başka takımlardan bu sene Tekirdağ Spor'umuza transfer oldular ve şu anda çok güzel bir takım oluşturdular ve yolumuza devam ediyoruz. Maçlara da başladık. Bu haftada 4. maçımızı oynadık. 28-28 Konya Altıspor Antalya takımıyla beraber kaldık. Kıran kırana bir maç oldu. Yani böyle bir kalp dayanmayacak derecede heyecanlıydı. 2-2 oldu, 3-3 oldu, 4-4 oldu, 5-4 böyle 15 oldu derken son dakika 28-28 oldu. Hatta son saniyede bir atak yaptık ama dışarı gitti topumuz. Yani maçı biz aldı sayıyoruz, beraber olmadı maç. Çünkü karşı takım bile çok güçlüydü bizden. Yıllardır Süper Lig'de oynayan Türkiye şampiyonları olmuş bir takım. Hepsi bizim hocamızı kutladılar, oyuncularımızı kutladılar. Böyle kendileri başarı göstermektedirler. İnşallah önümüzdeki günlerde bu başarıları artarak sizlerin gayretlerinizle daha güzel yerlere götüreceğiz hep birlikte inşallah. Şimdi Malkara'dan geldik buraya. Bundan 3 ay önce 7. yılda Tekirdağ Spor'umuzun olağan genel kuruluna gittik. Ben belli sebeplerden dolayı Tekirdağ Spor görevime son vermek istedim, bırakmak istedim. O günlerde birkaç gün önce olağan genel kurulumuzdan önce Başkan Azerbaycan Başkan'la oturduk, konuştuk. Gelecekte neler yapacağız diye. Şöyle bir karar verdik o gün için. Ekrem Başkan ve oluşacak yeni yönetimi. Başkanım dediler, biz Tekirdağ Spor futbolla yürümek istiyoruz. Sizden de ricamız olsa handbol takımını alıp onun başında siz olur, bir yerlere götürür müsünüz, bizden de yük almış olursunuz dediler. Biz de 3-4 senedir o kadar çok sevdik ki handbolu. İnanın bana, futboldan ben daha çok sevdim. Futboldan daha çok sevdim. Bayanlar başka, bayanlar hepimizin baş tacı, hepimizin eşleri var, kızları var. Onlara gözümüz gibi bakacağız. Onun için ben handbolu üstlendik. Hep birlikte arkadaşlarımızla birlikte, Şahin Başkanımla birlikte sağ olsun. Hep birlikte gece gündüz Fuat kardeşimle, diğer ekiple beraber
handbolu bir noktaya götürmek için yola koyulduk. Sizlerin de gayretlerinizi hep bekliyoruz bundan sonra. Şimdi bu handbol takımı da tabii Süper Lig'de olduğu için bayağı ciddi bir bütçeler gerekiyor. Çünkü işte ayın 22'sinde Ankara'da maçımız var. Ondan sonra başka şehirlerde var. İzmir'e gidiyoruz, Giresun'a gidiyoruz, Bodrum'a gideceğiz, değişik illere gideceğiz. Hem gitmeler, konaklamalar, yollar, kalmalar, yeme içme ciddi bir bütçe. Yaklaşık bu sene 4 milyon TL'ye yakın bir bütçe planlaması yaptık. İnşallah bunu bir yerlerden iş adamlarının veya handbol sevecek insanlarla destekleriyle üstlenmeye gayret edeceğiz. Bu yola çıktık. Yolumuz devam inşallah. Sağ ol, sağ ol. Burada tek bir amacımız var. Tekirdağ hepimizin doğduğu veya yaşadığı bir şehrimiz. Spor çok önemli. Sporla birlikte Tekirdağ ismini bütün Türkiye'ye, hatta handbolla beraber bütün Avrupa'ya, geçen hafta mesela Avrupa'da handbol şampiyonaları vardı. Kastamonu şehrimiz ve yanılmıyorsam Yalıkavak herhalde, değil mi? Yalıkavak oynadılar. Tüm dünyaya Yalıkavak ismini duyurdular. İnşallah önümüzdeki yıllarda bizler de Tekirdağ'ın adını Avrupa'da veya dünyada handbolda da duyurma arzumuz var. Tabii ki sadece Tekirdağ'ın adını değil, en önemli faktör de işte hepimizin evlatları var, çocukları var. Sağlam kafa, sağlam vücutta bulunur ilkesiyle hareket edersek, kimler gençliğinde, küçük yaşlarda spora başlarsa kötü alışkanlıklardan oldukça uzaklaşıyorlar. Hayatta, gelecekte çok daha başarılı insanlar oluyorlar. Ama maalesef genelimiz bakarsak hepimiz ne zaman doktora gidiyoruz, işte kalpte orada burada sıkıntılar başlıyor. Haydi ondan sonra hep birlikte iniyoruz sahilde 50 yaşlarda yürümeye çalışıyoruz. Tabii bu olmuyor veya geç kalmış oluyor. Arzumuz işte az sonra bu genç kardeşlerimizi tanıtacağız, biraz detaylara gireceğiz. Hepsi ne kadar güzel, 10 yaşında başlamışlar handbola. İşlerinde 10 senedir, 12 senedir, hatta 24 yıldır handbol oynayan kardeşlerimiz var. İnşallah bundan sonraki nesiller de böyle farklı branşlarda sporcu kardeşlerimizi bay veya bayan yetiştirmeyi Tekirdağ'da hepimizin bir boynumuzun borcu olarak alıyoruz ve tek amacımız da bu. Evet, şimdi biz Tekirdağ'daki Atatürk kapalı spor salonu şu anda tamiratta olduğundan dolayı maçlarımızı burada oynayamıyoruz. Geçen sene de Marmara Evlisi'nde oynamıştık. Bu sene Muratlı'da oynuyoruz. İnşallah sizleri ve sizlerin aracılığıyla Tekirdağ'dan gelecek handbol sevdalarını Muratlı'da yaklaşık 2 haftada bir, biraz sonra zaten bir grup WhatsApp grubu oluşturacağız. Sürekli her hafta size hem haberlerimizi ileteceğiz hem maç günlerimizi size maça davet edeceğiz. En azından deplasmana gelemeseniz bile buradaki Muratlı'daki iç sahadaki maçlarımızı sizleri bekliyoruz. Bir de küçük bir yeni bir oluşum olacak. Türkiye'de hiç yapılmayan, aradaki 15 dakika handbol maçlarının arasında genç kardeşlerimizden, okullardan öğrenciler gelecek orayı. Yarışma yapacağız 15 dakika içerisinde. 7 metrelik penaltı atışları yaptıracağız 5 kişiye. En fazla gol atan kardeşlerimize de bir bütün takımın imzaladığı bir handbol takımı topunu hediye edeceğiz. Böylelikle biraz daha aktivite yapmış olacağız veya handbol sesini veya gençlere sevdirmeyi arzu ediyoruz. Bu arada şu çuvalda da biraz sonra sizlere küçük bir sürprizimiz var. Bizleri bugün yalnız bırakmadığınız için bugünün anısına bütün kardeşlerimizin, hocalarımızın imzaladığı bir handbol topunu sizlere, hepinize armağan etmek istiyoruz. Evladı olanlar evladına versinler, torunlarına versinler veya işte camene koysunlar, bir köşeye koysunlar. Bugün anısını hiç unutmasınlar bizler diyoruz. Evet, şimdi burada çok hızlı bir şekilde fazla vaktinizi almayacağım. Tek tek
kısa bir şekilde oyuncularımızı tanıtmak istiyorum. Ve ondan sonra da soru cevap sormak istediğiniz herhangi bir konuda sorularınız varsa onları alacağız. Evet, takımımızın maalesef burası aydınlık olduğu için çok net gözükmüyor. Ama bunların hepsini biraz sonra WhatsApp'ınıza renkli bir şekilde göndereceğiz. Almanıza gerek yok. Daha güzel bir şekilde size gelecekler. Toplu şekilde takımımız, baş antrenörümüz Nevzat Masip. Hocam merhaba. Nevzat hocamız Türkiye'de birçok spor kulüplerinde, handball kulüplerinde hocalık yapmış, şampiyonluk kazanmış. Saraybosna takımının da milli takımında 11 yıl çalıştırıcılığını yapmış ve geçen sene ikinci dönemde bizle beraber çalışmaya başladık. Şu anda da takımımızın başında baş antrenör olayı götürüyor. İkinci hocamız Sebahattin Çetin. Çetin hocamız şu anda aramızda yok. Bursa'da görevli olarak, görev nedeniyle Bursa'da. Kendisini inşallah antrenmanlarda veya hafta sonu maça geldiğinde tanıyacağız. Alfabetik sırayla geliyor. Arife Özdemir. Arife de şu anda Ankara'dan yolda herhalde. Geliyor otobüste. Kendisi sanıyorum şu anda Süper Lig'de yanılmıyorsam 3. gol kralı herhalde şu an itibariyle. İnşallah daha yukarı çıkar veya diğer arkadaşlarımız da oraya gelir. Ayşe kardeşimiz yine ve şurada da altta da bu bilgiler size gelecek. 3 yıldır oynuyor. 12 yıldır Bülbül kardeşimiz oynuyor ve daha geçmişi Kastamonu Görele Araç Belediyesi'nden sonra Tekirdağ Süleyman Paşa Sportif AŞ'ye geldi. Tüm bu bilgiler biraz sonra size gelecek hepsi. Ben hızlı hızlı geçiyorum. Ceren, bunu bir alkışlıyoruz. Ceren bir tane kaptanımız. Kaptanımız, genç kaptanımız. Yani hem genç yaşta kendisi ama takım böyle bir genetledi sağ olsun. Takım bundan daha güzel bir uyum içerisinde çalışamaz. Tabii ablaları da var onun yanında ona yardımcı olan. Ama kaptan bir tane. Sağ ol Ceren kaptan. Teşekkür ediyoruz. Bu İranlı kalecimiz. Kabarmayevi kalecimiz İranlı. Tek yabancı oyuncumuz. Kendisi uluslararası bir oyuncudur. Fatma Atalar. Bu da takımımızın ablası hocamız. Fatma hocamız. Lütfen. Fatma 24 yıldır Fatma hocamız handball oynuyor. 24 yıldır yaklaşık yaşı ortaya çıkıyor ama 10 yıldır. 1 yılda başlamış öyle diyelim. Gülsüm kardeşimiz yine 17 yıldır kendisi Gülsüm. Lütfen bir ayak kalkarsanız. Kübra. Eski oyuncumuz Kübra. Nuray. 5 yıllık kardeşimiz. Özgür 11 yıllık. Sevgi 12 yıllık kardeşimiz. Sibel 14 yıllık. Evet, bir Çınar daha var. 21 yıllık Zehra. 13 yıllık Zeynep Ersöz. Kendisi takımının küçüklerinde 12 yıllık işim olmuş maşallah. Evet. Siyerli topu da bahsettik. Şimdi aramızda bir WhatsApp grubu oluşturacağız biraz sonra. Ben burada bir de özellikle birkaç arkadaşa sizlerin huzurunda burada aramızda olmayanlara da teşekkür etmek istiyorum. Buradan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Sayın Mustafa Şentop hocamıza çok çok teşekkürler ediyoruz. Bizi her zaman yanımızda burada olmasa bile burada olduğunu hissettiriyor. Sağ olsun, var olsun. İlçemizin belediye başkanı Sayın Cüneyt Yüksel kardeşimize çok çok teşekkürler ediyoruz. Sayın Valimiz Aziz Yıldırım'a çok teşekkürler ediyoruz. Federasyon başkanımız gerçekten Türkiye Handball Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç Beyefendi'ye buradan selamlarımızı iletiyoruz. Gerçekten handball'a inanmış, gece gündüz 24 saat handball'un hizmetinde olan bir başkan. Sağ olsun, var olsun, bize her konuda önümüzü açıyor. Teşekkür ediyoruz.
Tabii Tekirdağ'da her zaman gençlik ve spor il müdürümüz Ahmet Müdür'e teşekkür ediyoruz. Yine ilçe müdürümüz Hüseyin Mutlu Beyefendi'ye teşekkür ediyoruz. Kendisi bir handball fanatiği, oynamışlığı var inanın. Bir izlesiniz geçen hafta sahada şeyden, seyirciden, protokoldan atlayacak hakemlerin şeyine, yakasına böyle hata yaptıklarında veya böyle bağırıyor bir fanatik seyirci gibi. Teşekkür ediyoruz. Her zaman yanımızda, sağ olsun. Yine Muratlı'da kapalı spor salonunda bize hizmet veren Muratlı kapalı spor salon müdürü hanımına ve ekibine, kızlarımıza sahip çıktığı için, her zaman onlara destek olduğu için onlara teşekkür ediyoruz. Şahin Umur kardeşimize, başkanıma, her zaman 7-24, geçmişte Tekirdağ Spor'da beraberdik. Şimdi hem bolca gece gündüz beraberiz. Sağ ol Şahin Başkanım. Bize bugünü hazırlayan, çok emeği geçen bu ortamın genel müdürü Hasan Alp kardeşimize, her zaman desteğini veren bize kardeşimize buradan teşekkürler ediyoruz. Sağ olsun, var olsun. Evet, Tekirdağ bölgesinde iş adamlarına ihtiyacımız var. Şu anda sadece bir tane göğüs reklamı alabildik. O da Çerkezköy'de Süleyman Kozova beyefendi kardeşimizden. Tüm iş insanlarına buradan sesleniyoruz. Birçok formamızın, eşofmanlarımızın üstünde veya şortlarımızda, çoraplarımızda boş reklam yapacak sponsorluk alanlarımız var. Kendilerini de tek tek ziyaret edeceğiz. Bu konuda da sizlerin desteğine ihtiyacımız var. Yani bu sponsorluklar olmasa hiçbir spor ileriye gidemiyor. İhtiyacımız var. Sizlere de yardımlarına ihtiyacımız var. Buradan tüm iş insanlarına ve bütün ailelere, sporcuların anne ve babalarına, başta bizim kızlarımızın anne babalarına, ailelerine teşekkür ediyoruz. Çünkü hepsi Türkiye'nin binlerce kilometresinden, Mardin'den gelen var, Ağrı'dan gelen var, işte Ankara'dan gelen var. Göndermişler kızlarını burada. İşte spor adına Türkiye'yi temsil ediyorlar, Tekirdağ'ı temsil ediyorlar. Özlüyorlar onları, bağırlarına basıyorlar. İşte şimdi 2 gün tatil vardı. Hatta az önce bir arkadaşımız yetişemedi. Hocamız güzel bir sonuç almalarından dolayı onlara 2 gün izin vermişti. Şu anda işte bugün ilk antrenmanlarını öğleden sonra yapacaklar. Hayat yine başlayacak, devam edecek. Hepinize çok çok teşekkür ederim sevgili basın. Bizlere destek veriyorsunuz. Bundan sonra da vereceğinize inanıyoruz. Ama lütfen lütfen Murat'taki maçlara, az önce Bediye Hanım dedi, şurası 15 dakika ben her hafta gelirim dedi. Sağ olsun. Hepiniz Bediye Hanım gibi düşünmenizi, şurada 15 dakikacık gelmenizi bekliyoruz. Bize destek. Bir kişi demeyin, bir kişi çok önemli. Yani birlik beraberlik olduğumuz görülür. Sizin yazılarınızı bütün Türkiye, dünya okuyor. Bekliyoruz arkadaşlar lütfen bize. Ve bak hepiniz çok zor şartlar altında çalışıyorsunuz, stres altında çalışıyorsunuz. Eğlenmeye biraz ihtiyacınız var. Gelin oraya 2 saat, 3 saat. Bütün haftanın stresinizi bırakın orada. Yumuşayın, çıkın dışarı. Evet. Şimdi her konuda ne sormak istiyorsanız hiçbir kısıtlama yok, sansür yok, sorabilirsiniz. Sayın Koru, Tekirdağ Spor'un tesisleri Süleymanpaşa Belediyesi tarafından idame ettirildi. O Tekirdağ Spor'a tarihindeki en büyük yapılmış hizmettir. Gerçek anlamda gözle görülür, elle tutulur en önemli hizmettir. Süleymanpaşa Belediyesi'ni tebrik etmek lazım. Yakında açılışı yapılacak. Peki Tekirdağ Süleymanpaşa Spor AŞ'nin kızlarımız nerede konaklıyor? Nerede dediğiniz Ağrı'dan var, Mardin'den var, gelen var da var. Nerede misafir ediyorsunuz? Var mı bir misafirhaneniz veya bir ne diyeyim işte spor tesisi var mı? Bir şey var mı? Sayın Lambadaki Cim. Buyurun. Şimdi sağ olsun Cüneyt Başkanımız çok emek verdi. Çok. Benim dönemimde temelliği birlikte attık orada. Tabii. Sizin başladı. Bizden önceki futbolcu kardeşlerimiz nerelerde kaldıklarını hepimiz biliyoruz. Yani şurada kırık camlarda duş olmayan salonlarda kalıyordu. İşte bizim dönemimizde 3 yıl boyunca Barbaros'taki belediyenin imkanlarını, ama biz oralara yenildi, bütün odaların kalefer çekildi, duşlar yapıldı vesaire.
Şimdi daha da yukarı gitti. Sanıyorum bu ayın 23 ile 30 arasında Cüneyt Başkan'ın bir tarih verecek sizlere. Açılışını hep birlikte yapacağız. Harikulade, yani 5 yıldızlı bir otel salonu gibi oldu. İnşallah biz kızlarımıza da öyle bir şey yaparız. Niye yapmayalım? Nerede konaklıyor? Şu anda nerede konaklıyorlar? Aka Koleji var ya, onun arkasında kız öğrenci yurdu var. Onun en üst katını komple biz kiraladık. 12 tane oda kızlarımıza. Orada yiyorlar, içiyorlar. Orada konaklıyorlar. Yani... Hocalarımız ayrı, onlar DNA altında ayrı evlerde konaklıyorlar aileleriyle birlikte. Ama kızlarımız hepsi toplu şekilde Aka Koleji'nin kız öğrenci yurdunda kalıyorlar. Sağ olsun bize de güzel bir indirim yaptı Aka Koleji. Orada, bu sene orada kalıyoruz. Güzel. Evet. Başak, önce Tekirdağ Süleyman Paşa Spor AŞ, tüm Tekirdağ hayırlı olsun. Sağ olun. Sizleri tebrik ediyorum. Gerçekten çok güzel bir yatırım yapmışsınız. Şimdi benim başkanım söylemek istediğim, bir handbol takımınız var ama sahanız yok. Handbol takımınız var, şu an altyapınız yok. Bunlarla ilgili bir çalışmanız var mı başkanım? Şimdi sahamız şu anda, işte müdürüm burada, bu hafta ihaleye giriliyor, açılıyor. İnşallah tez zamanda, ama bu seneye yetişmez görünüyor. Yani ihale hemen verilse dahi alan firma yapacağı çatı komple değişecek sanıyorum. Mart'tan önce, Nisan'dan önce bitmez. Bizim de Mayıs'ta sezonumuz kapanıyor. İnşallah Eylül'de bir dahaki sezona yetişecek. Başkanım, bir de handbolu seyrediyorsunuz şu an. Evet. Anlatımını yapıyorsunuz. Bununla ilgili bir handbol, okulu kuracak mısınız? Evet. Geçen sene Süper Lig'de oynamanın bir şeyi var. 3 tane alt gençler, yıldızlar vesaire 3 ayrı takımda bulundurmak zorundayız. Eğer bulundurmazsa çıkamıyoruz veya bizden her takım için yanılmıyorsam eksi 2 puan siliniyor. 3 takım bulundurmadığımız zaman 6 puan silindiğimizde 3 maçta gerilmiş sayılıyoruz. Zaten o zaman küme bile düşeriz. Onun için şu anda çalışmalara başlattık. Muratlı'da orada 60 tane genç kardeşlerimizle her yaşta 3 grubu tamamlıyoruz. Takım kurulmak üzere. Şu anda Selahattin hocamız ve içimizdeki öğrenci kardeşlerimiz bir yola çıktık. 3 takım da kurulacak. Mecburuz zaten. Mecburuz. Tabii ki gönül ister onu merkezde yapmak. Merkezde yapmak ama bizim salonumuz orada. Her gün antrenmanları orada yaptığımız için bir de takımımızı günde iki kere bir kere gidip götürüyoruz, getiriyoruz. Bir de çocukları 60 tane çocuğu götür getir. O çok zor diyorlar. Ama inşallah önümüzdeki sene Tekirdağ'da takım çıkaracağız. Binaya kulu her zaman zirveyi sever, zirveye oynamayı sever. Gördüğüm kadarıyla buradaki takımla aynı düşüncede. Bir milli takım hocası mevcut, başarılı handbolcu kardeşlerimiz mevcut. Hedefiniz nedir Sayın Başkan? Şimdi hocamız milli takımda kızlarımız değil mi? Kızlarımız nasıl? Şimdi ben milli takımda oynayamış veya oynayan var. Milli takım olarak hadi hocamızı bahsettiniz. Yani artık Süper Lig'desiniz. Evet. Yani kademe atladınız diyebiliriz. Bu Nayip Kurum'un hedefi nedir? Hedefimiz şu anda bu sene ilk 5'e girmek. İlk 5'e girmek. Önümüzdeki seneye de ilk 3'e girmek. Ondan sonraki seneye de inşallah şampiyon olmak. 3 yılda şampiyonuz diyorsunuz. Hayırlısıyla inşallah. Yani gerekli destekler verilirse bu kızlar yapar. Yapacaklarını gösterir. Ama bir destek lazım. Yani her konuda manen destek de lazım. Yani hepimizin veya yarımızın maçlara gitmesi bile yeter yani. Başkan taraftar istiyor. Evet. Ya taraftar olmazsa çok yavan bir kahvaltı gibi oluyor yani. Evet arkadaşlar. Hayırlı olsun. Handbol'e biraz çalışmamız lazım Mülayim Akşam. Ne soracağız onu bilmiyoruz. Çok alanımızın dışında. Hep birlikte öğreneceğiz. Ama gerçekten çok zevkliymiş. Bakın futbolu sevenler var. Çoğunuzu biliyorum. Her hafta futbola geliyorduk oradan. Ama gelin. Çakıştığı zaman futbola mı gideceğim diye handbola gelsin bu hafta maça. Birkaç maç verelim ondan sonra bize sorsun. Tamam. Beyler bir şey mi diyecektiniz? Süleyman Paşa Spor AŞ. Sanıyorum
profesyonel değil de salon sporlarına yönelik bir evet. kuruluş galiba. Bir de handbol mi kalacak yoksa basketbol, voleybol gibi yine salon sporlarına önem vererek farklı takımlarda yaratacak. Bu sene için şu anda sadece handbolda yolumuza devam edeceğiz ama önümüzdeki yıllarda bir basketbol veya voleybol salon sporları, özellikle sadece salon sporlarına devam etmek istiyoruz. Ama bu sene sadece bütçemiz ancak bunu kaldırabilir. Evet, senelerdir futbolda ne uzadık ne de kısaldık. Ama sanıyorum salon sporlarında çok daha güzel yerlere gelebiliriz. Ve seyircisi de çok daha güzel ve çok kaliteli olur. Kızların hepsini kutluyorum. Bütün maçlarınıza geleceğim hasta olmazsan. Hepsine geleceğim. Yani, 80'li yıllarda Medine ve Kapalı Spor Salonu'nda en kol maç oynandığı zaman Namkoman Lisesi'nde vesaire bizim dönemimizde oturmaya yer yoktu. Herkes ayakta izliyordu. Biliyorsunuz değil mi? Şimdi niye öyle olmaz? Yeter ki biraz tanıtalım. Yani Tekirdağ'da şu anda handball takımı, bayanlar handball takımı olduğunu ve özellikle Süper Lig'de oynandığını bilen kimse yok. Çok az insan tanıyor. Ama bizler çok aktivite yapacağız. İnanın şimdi planlarımız var. Çarşıda yürüyeceğiz. Yani hep birlikte yürüyeceğiz. Buradan başlayacağız. Bugün demiyorum. Şeye kadar, Tekirdağ'a kadar. Esnafımıza merhaba yanışlar diyeceğiz vesaire diyeceğiz. Tanısınlar diye yani böyle birileri varmış, onlar da kızlarını göndersinler altyapıya. Tabii. Evet, buyurun. Vallahi çoğu yaşında başlamış herhalde. 10 mu? 4 mu? 10. 10'muş. Evet. Evet arkadaşlar, başka sorusu olan yoksa hepinize